Ardından Devlet Bahçeli'nin talebiyle o görevden istifa etti ve şu anda da akademisyenlik görevini yürütüyordu. Ne oldu da böyle oldu? Bu meseleyi bir konuşmak istedik. Çok yakın takip eden bir isimle gazeteci Yavuz Selim Demirağ şu anda karşımızda. Hoş geldiniz Sayın Demirağ. Hoş buldum, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Yani bir kaygı vardı Türkiye'de seçimlere giderken siyasette bir kaotik ortam olabilir diye. Dün Davutoğlu'nun bir açıklaması var. Bu konunun süratle açığa çıkartılması lazım, yoksa siyasi cinayetlerin önü mü açılıyor, sokak karıştırılmaya mı çalışılıyor diye. Herkesin sanki böyle bir şeyi var, yani tedirginliği had safhada deyim yerindeyse. Ve işte bu meselede ona örnek olarak gösteriliyor. Siz de çok yakın takip ediyorsunuz. Şöyle bir tane tane anlayalım. Niye bu kadar önemli böyle bir suikast, kimler yaptı, nasıl yaptı, şu an soruşturma nasıl gidiyor? Sizin başınıza da daha önce maalesef kötü bir olay gelmişti. Belki onun üzerine de soruşturma safhasını konuşuruz birlikte. Yani benimkini bir kenara bırakın ama o zaman şöyle bir açıklama yapmıştım. Bu tip saldırıların failleri yakalanıp yargılanmazsa, cezalandırılmazsa iş artık cinayetlere, silahlı çatışmalara kadar gider diye. Keşke haksız çıksaydık. Ama ne yazık ki haklı çıktık. Çünkü gidişat da onu gösterdi. Düşünebiliyor musunuz? Bir İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya kameraların önünde saldıran kişi sadece 1500 TL para cezasıyla cezalandırılıyor. Yine diğer gazeteci arkadaşlarımızla ilgili konular da öyle. Ama hiç kimsenin bu konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi yok. Ve zaten insanlarımızın adliyeye ve adalete olan inançları sarsılmış durumda. Burada da cezalandırma olmayınca, soruşturmalar sağlıklı yürümeyince örnek oldu ve nasıl olsa yapanın yanına kar kalıyor. Bu arada da işte kendilerini kanıtlamaya çalışan kişiler terfi ettiriliyor. Yani resmen terfi ettiriliyor. Kimileri bu işlerden para kazanıyor. İtibarları artık çok karanlık. Karanlık bir durum tabii, yani bu yani çok rahatsız edici bir karanlık. Türkiye maalesef bunları geçmişte de yaşadığı için oradan da bir yaşı yetenler bununla ilgili kaygılarını o nedenle de çok daha sert bir biçimde dile getiriyorlar. Ama tabii bu gidişat iyi bir gidişat değil. Sorunlar cezalandırılsa mesele başka bir noktaya gidecek dediğiniz gibi. Ama birkaç örnek olaya bakıyoruz, öyle bir şey olmadı. Evet, yani hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Dolayısıyla bu da yol oldu. Yani yapanın yanına kar kalıyor, yapanların hepsi takip ediliyor, terfi ediyor. Dediğim gibi kahraman edalarıyla sokaklarda geziyorlar. Ama bu işin sonu olmalı. Yani Türkiye'de eğer hukuk devleti ise Türkiye, bu işin sonu olmalı. Bu işin sorumlusu bence anayasaya göre vatandaşımızın can ve malından sorumlu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu, herkese laf yetiştiren Süleyman Soylu günlerdir tek kelime laf etmedi yani. Niye etmedi? Yani Süleyman Soylu'dan bir ses yok. Hükümetten evet. Başka bir isimden de, Cumhurbaşkanı'ndan da ses yok. Yani Devlet Bahçeli'den bir ses yok. Yavuz Bey, şu olayı bir konuşalım mı? Bir kere yani Sinan Eteş niye önemli kısmını bize bir anlatır mısınız? Yani neden önemli bu isim? Şimdi bakın, niye bu kadar üstünde duruyoruz? Sinan Ateş gerçekten önemli bir isim. Bu camia için önemli bir isim. Daha ortaokul yıllarından itibaren 3 Ocaklarında görev almış lisede, üniversitede. Ben üniversite öğrencisi olduğu günlerden tanırım. Babası da aynı misyondan gelme. Aile öyle bir aile. Kendisini de çok iyi yetiştirmiş bir genç. Evet, yani 10 yılda İsmet Büyükataman'ın Bursa Milletvekili ve MHP'nin genel sekreterinin danışmanlığını yapıyor. Ve 3 Ocakları Genel Başkanı oluyor. Genel Başkan olduktan sonra eğitime ağırlık veriyor, kitaplar bastırıyor. Öyle tüm Türkiye genelinde eğitime ağırlık veriyor. Nedense bir o sıralarda Sayın Bahçeli bir ameliyat geçirmişti. Yani bir sohbette, ya işte Bahçeli'ye bir şey olursa ne olur gibi bir sohbet esnasında düşüncelerini ifade ediyor. Diyor ki yani ne olacak yani, Türkiye işte öldü, yerine birisi seçildi. Ona da bir şey olursa birisi seçilir diyor. Bu
Tabii bu sözler Bahçeli'ye götürülüyor ve Bahçeli bunun üzerine istifasını istedi. Zaten yani Sinan akademisyen doktora çalışması içerisindeydi. Eğer istifa ettirilmeseydi 3-5 ay sonra kendisi bırakacaktı ama o bir kırılma noktası oldu. Yine bu kadar Sinan basit bir olaydan dolayı mı Ülkü Ocakları başkanlığından alındı? Yani Bahçeli'nin başına bir şey gelirse ki dünyada herkes ölümlü, herkesin başına da bir şey gelebilir. Siyaset devamlılığı vardır, birisi seçilir ve bu dava devam eder dediği için. Şimdi takdir edilmesi gereken bir şey değil mi bu? Ben anlayamadım ya. Ama işte MHP gibi Devlet Bahçeli'nin yönetimindeki MHP'de bunları bırakın konuşmayı içinizden bile geçiremezsiniz yani. Hemen hain ilan edilirsiniz. Sinan'ın bir başka özelliği de şu. Yani Ülkü Ocakları'nda daha önce genel başkanlık yapmış olan birçok isim. Yani aralarında Atilla Kaya, Servet Avcı, Suat Başaran, Harun. Bunların hepsi ihraç edildiler MHP'den. Yani aralarında milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı yapanlar. Acaba işte bunlar Devlet Bahçeli'yi yıkıp kendileri seçilecek mi? Veya kongreye mi götürecekler partiyi diye böyle bir endişe oluştu. Ama Sinan her defasında şunu yaptı. Yani ben MHP'deyim, benim partim MHP, liderim Sayın Bahçeli'ye de bağlılıklarım devam edecek. Açıklamalarıyla onu ihraç etmediler. Fakat Mersin'deki olay üzerine mevcut yönetimle Sinan arasında bir gerginlik oluştu. Yani Sinan'ın cezalandırılmasını istedi bazıları. Ama o da bu Mersin'deki olayı da bize bir hatırlatır mısınız? Yani Mersin olayı şöyle. Mersin'deki eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan görevden istifa ettirilince bir tweet atmıştı, bir mesaj atmıştı. Kabullenemez böyle bir şey diye. Onlar da lider teşkilat doktrin tartışılamaz, sen bunu tartıştın diye Çağrı'ya, yani o dönemin işte Çağrı'ya bir infaz timi hazırladılar. Mersin'deki ülkücüler bunu kabul etmeyince Adana'dan getirdiler. Adana Kadirli'den getirdiler o timi. Ve Çağrı bankamatikten para çekerken bıçakla saldırdılar. Çağrı da kendisini korumak amaçlı tabancasını çıkardı, ateş etti. İki kişi yaralandı, bir kişi de öldü. Bunun üzerine intikam yeminleri edildi. Yani bunun intikamını alacağız, bunun karşılığını vereceğiz. Ve her anda bekleniyordu. Yani o olaydan bu yana neredeyse işte Mart ayında gerçekleşti galiba. Yani bir karşılık verileceğine dair ciddi bir beklenti vardı. Sinan da bunun farkında olduğu için kendisi Sinan ateşe yönelik bir karşılık verilmesi bekleniyordu anladığım kadarıyla o olay. Tabii yani evet bir bekleniyordu. Sinan da bekliyordu tabii bunu. Yani bir ekip oldukları için mi Mersin'de Çağrı diye bahsettiğiniz eski Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı ile beraber hareket ettikleri için asıl kızgınlık Sinan Ateş'e mi yöneldi? Evet. Dolayısıyla Sinan da bu işin farkındaydı yani her an. Bu konuyla ilgili Milliyetçi Ülkücü Camianın Aksaçları dediğimiz kanaat önderlerinin çağrıları oldu. Dediler ki yani böyle bir şey bekleniyor. Sayın Devlet Bahçeli Sinan'ı da diğer mevcut yöneticileri de alsın yanına, ben böyle bir kavga istemiyorum diye bir ilan etsin dediler ama Sayın Bahçeli'nin tarzı değil, yapmadı bunu. Ve Sinan'ın bir başka özelliği de şu, yani dediğim gibi ihraç edilmemiş ve Devlet Bahçeli sonrasında MHP'nin başına getirilebilecek birkaç kişiden biri olarak görülüyordu. Özellikle genç. Aynı yolda da yürüyor gibi değil mi? Akademisyen aynı zamanda yani üniversitede. Tabii bir de Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapması, ailesi vesaireyle böyle bir karizma da vardı yani. Bir gün ne olur? Bugün Fatih Altaylı da bekleniyordu dediniz ya, bununla ilgili bir yazı yazmış. Orada da herhalde sizinkiyle de örtüşüyor. Altaylı buradaki yazısında diyor ki bir ülkücünün kılına zarar gelse
gök kubbeyi başlarına yıkma yemini eden ülkücü teşkilatlar eski bile olsa bir ülkücünün sokak ortasında kafasına sıkılmasına sesini sedasını çıkarmayınca, içlerinden bir tepki, bir sert söylem, bir söz gelmeyince, iktidar hiçbir şey söylemeyince durum birdenbire tartışılır hale geldi. Ben de bu işi biraz bilenlerle konuştum. Aslına bakarsanız Sinan Ateş'in sokak ortasında öldürülmesine pek şaşıran yok. Hatta kendisi de şaşırmamıştır diyor Sinan Ateş'i tanıyanlar. FETÖ iftirasıyla lekelenmeye çalışıldığı günlerden bu yana kendisine yönelik bir hamle bekliyordu diyorlar. Evet, demiş. Evet, bir hamle bekliyor ama bunu şöyle adaşım, yani bu bir kafasına sıkma olarak değil, mafyatik metotla ayaklarına sıkma. Yani veyahut da yani, dövmeye gelme falan yani. Böyle evet, cana kastı beklemiyor anladığım kadarıyla. Evet. Dado diye bir bunların reisleri var. O şöyle söylüyor. Bu tetikçilerin ifadelerinde bize Dado ayaklarına sıkın, karizmasını çizin diye talimat verdi diyor. Ve nitekim ilk önce ayaklarını ateş ediyorlar. O sıra Sinan da kendi silahını çektiğinde panikliyorlar ve bütün şarjörü boşaltıyorlar ve boğazından, başından ve karnından dağıldı mermi. Abi 6-7 tane mermi çıktı sadece onun vücudundan. Şimdi yanında bulunan arkadaşı ki bacanağıdır, dayısının oğludur. Fakat o çocukla ilgili de, pehlivanla ilgili de vay bu işte narkotik, işte bir sürü bu kadar sabıkası var falan. Bunların da hepsi karartma. Ve bana göre itibar infazıyla ilgili bir... Oraya biraz hani ya, sanki evriliyorum. Birazdan soruşturma aşamasında konuşacağız ama bugün Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı bir açıklama yapmış ki Mersin önemli anladığım kadarıyla. Sizin anlatımlarınızdan evet, da önemli olduğunu görüyorum. Şöyle diyor, ülkücü milliyetçi hareketin lideri Sayın Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır. Şöyle cenazeye katılanlara bakın, liderimizi, Ülkü Ocakları Genel Başkanımızı cenaze sahip çıkmamakla suçlayanlar olayın yaşandığı gün attıkları iftiralarla MHP ve Ülkü Ocakları'nı lekelemeye çalışanlardan hangisi cenazeye katıldı diyor. Yani bu meseleye sahip çıkılmıyorsa bir nedeni vardır derken biraz da gizem yaratıyor. Sizin az önce söylediğiniz gibi iş biraz narkotiğe mi döndürülmek isteniyor veya başka bir şeyler tabii, itibar infazı ve basit sıradan bir cinayet etmiş gibi kapatmaya çalışacaklar bunun üzerine ama bakın yani o Mersin Ocak Başkanı'na büyük ihtimal ağabeylere talimat vermiştir veya işte Mersin Milletvekili talimat vermiştir böyle bir açıklama yapması. Çünkü genel merkez yapmazken niye Mersin yapıyor? Şimdi, ama orada yanıldığı bir şey var. Yani ki onun cenazesine gitmediler diyor. 70 bin insan gitti Bursa'daki cenazeye ki yani öldürüldüğünün ertesi günü. Yani bir gün bile bekletilmedi. Eğer bir gün bekletilip iki gün bugün olmuş olsaydı mesela Bursa'daki cenaze, ben ona inanıyorum ki 300 bin kişi olurdu. Böyle bir tepki ve o cenazede müthiş sloganlar atıldı yani. Kana kana intikam dendi. Ondan sonra yani bozkurtlar burada, çakallar nerede dendi? Bunun hesabını soracaksın. Ya bir iç hesaplaşma görüntüsü var değil mi burada Yavuz Bey? Yani gerçekten iç hesaplaşma dediğim, yani kendi teşkilatının hedefi olmuş bir isimden bahsediyoruz. Evet. Gözaltına alınanlar da bunu doğruluyor herhalde değil mi? Hayır, şimdi bakın gözaltına alınanların büyük bir bölümü, bir iki kişi hariç büyük bir bölümü zaten bir çete. Yani tamam, mesela Doğukan Çep denen adam... Evet. Yıllar önce bir başkasını da öldürmüş. Evet. Uzun süredir de yurt dışında, Gürcistan'da kaçaklı. Ferit Gedik cinayetinin zanlısı. Evet. Değil mi? Hı. Hı. Evet. Diğerleri de kriminal zaten. Yani bunlar hiç boş durmuyorlar orada. Özellikle Maltepe'de yani çökme diye tabir edilen bir takım yerlere çöküyorlar. Bir takım kişilerden haraç alıyorlar. Bunlar hep biliniyor. Her birinin onlarca GBT'si var. Bir yakalananlar uyuşturucu kullandıklarını da kendileri itiraf ediyorlar ki raporlarda var. İlk yakalandıklarında zaten hiç konuşmuyorlar. Çünkü uyuşturucunun etkisindeler. Ertesi gün ayılınca konuşmaya başladılar ya. Böyle kriminal tipler. Şimdi bir tane de bakıyorsunuz işte bugün ortaya çıktı. MHP'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesine. Ufuk Köktürk. Evet, şimdi Ufuk Köktürk niçin gözaltında? Onu da ilk defa senin programında söyleyeyim.
Ufuk Köktürk'e eşinin hesabından zanlılara 97 bin TL'lik bir havale var. Yani çünkü polis bunu bir altyazı olarak da verelim arkadaşlar. MHP yöneticisi Ufuk Köktürk'ün eşinin hesabından şu an gözaltında bulunan zanlılara 97 bin lira gönderilmiş. Evet. Doğru mu? Yani doğru. Bu tabii şimdi polis soruşturmayı yürütürken bu çocuklar, yani bu zanlıların son günlerdeki hareketliliklerini, kimlerle telefonda konuştu, kimlerle alışveriş yaptı, banka hesaplarını tabii kontrol ediyor. Bir kadın, soyadı da olamaz diyorlar, kadına söylüyorlar, diyor ki valla benim eşim bana talimat verdi, ben de gönderdim. İşte bunun üzerine Ufuk Köktürk şu anda gözaltında. Ufuk Köktürk'ün ismi Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda görünüyor önce. Evet, sonra evet. Bu ortaya çıkınca oradaki listeden ismi siliniyor. Şu an ekranda isim var ve yok halleri. Evet, yani bunlar hep yaşanıyor. Yani her gün, geçen gün bunlar yaşanıyor. Peki bize ne gösteriyor Yavuz Bey bu? Yani Ufuk Köktürk'ün bu işin içinde olması bize büyük resimde bir şey anlatıyor mu? Şimdi Ufuk, tabii ki bu iş artık kolluk kuvvetlerinin işi, polisin işi ve savcıların işi. Ufuk Köktürk'ün de bağlantılarını, bu parayı nereden, niçin bunlara gönderdi, kimden aldı gönderdi, daha önce yine bunları avans niteliğinde bir şeyler verdi mi veya işte iş bittikten sonra ne verecekti, bunlar soruşturma genişledikçe içerideki gözaltında olan kişiler belki itiraf edecekler. Ama bu ilişkileri çok iyi değerlendirmek lazım. Yani bir takım söylentiler var, tabii iddialar var. Bazı milletvekillerine kadar bu işin organizasyonu olduğu da. Mesela bir milletvekilinin evinde bir kişi gözaltına alındı, sonra baskıyla bırakıldı gibi bir iddia mı var? Evet. Bir iddia var. Hatta yani bu tetikçilerden, bu zanlılardan bir tanesini Citroen marka arabasıyla göl başına bırakıyor. Sonra adı geçen milletvekilinin evine gidiyor. Tabii polisler de kameralardan takip ediyorlar o aracı ve gidiyorlar. Milletvekili benim dokunulmazlığım vardı ama söylüyorlar ve alıyorlar. Alıyorlar yani. Baskıyla serbest bırakılmıyor. Evet. Alıyorlar yani o zanlıyı oradan. Evet. Onu elinde. Alıyorlar ama fakat hemen işte yukarıdan bir talimat geliyor ve savcının talimatıyla da serbest bırakılıyor. Tabii bunu Ankara'da bilmeyen yok. Ankara Adliyesi çalkalanıyor. Kim milletvekili Yavuz Bey? Yani söylemesem, çünkü elimde kesin bilgiler olmadığı için söylemesem daha iyi olur ama herkesin tanıdığı birisi. Yani ismi sık sık bu işlerde geçiyor, sosyal medyada geçiyor ismi. Ben elimde kesin belge olmadan bunları söylemek istemiyorum ama Ankara kulislerinde herkes biliyor bunu. Ve bu işin bir an önce basit sıradan bir vaka gibi kapatılması için de Ankara polisine de bir baskı var. Yani siyasi boyutuna girerse birçok kişi yanacak çünkü. Artık ortada bir cinayet olduğu için. Yani bunu işte geçerken işte bana laf attı veya yanındaki kişiyle o da alacak klasik değil mi yani? Yani bu alacak, artık gelecek, ne evet. Sizinkiler ne demişti size saldırıdan? Yani gecenin 12'sinde evime giriyorum. Dediler ki yani yol boyunca bize arabadan el işareti yaptı. Yanımda Murat Ağırel var yani. Yok artık insan aklıyla dalga geçer vaziyette yani bunlar. Yani güvenlik görüntülerine rağmen yok ellerine her birinin polis güvenlik kameralarında hayır diyor elimdeki diyor sopa değildi, bıçak değildi diyor. Yani bizimle alay ediyorlar ve tabii 7 kişiyi geçtiği için öldürmeyi yani önce benim olay da çok ilginç. Önce terörle mücadele bakmaya başladı. Gece yarısı onu şeye verdiler, cinayet masasına. Sabahleyin de asayişe verdiler ve basitleştirdiler. Basit yaralama. Basit yaralama ama adli tıp raporlarım var. İşte kırıklar var vesaire. Görüntüler var.
Biz de itiraz ettik, peşini bırakmadık. Görevsizlik kararı verildi ve en sonunda istinaf ağır cezaya gönderdi. Şimdi ağır cezada yargılanıyorlar ve ben inanıyorum ki bu iktidar gittiğinde, yargının üzerindeki vesaire sona erdiğinde öldürmeye teşebbüsten tutuklanacaklar. Bu olaylar olduğunda ne aklıma geliyor biliyor musunuz? Mehmet Ağar'ın hani tuğlayı çekerseniz hepimiz altında kalırız ifadesi evet. Var ya. Bu aslında tarihi bir ifade. Biliyorsunuz birçok olaya da teşmil etmek mümkün. Buna da mümkün. Son dönemde meydana gelen bu saldırılarda sanki bir tuğla çekilse birçok kişi altında kalacakmış gibi bir görüntü söz konusu. Buna da basit bir cinayet, işte kızdım da vurdum, canım sıktı da öldürdüm falanla herhalde kurtarılamaz diye düşünüyorum. Tabii iyi takip etmek lazım ama neler oldu Türkiye'de onları da biliyoruz elbette. Şimdi bunun MHP'ye bir etkisi var mı? Birkaç cümlede oradan rica edeceğim sizden. Olmaz olur mu? Bu İstifalar duyuyoruz mesela öyle şeyler oluyor. Geçtiğimiz yıl Alparslan Türkeş Vakfı'nın bir toplantısında, anma toplantısını MHP'nin Ankara İl Başkanı ve beraberindekiler bastılar. Orada yaşlı başlı insanları dövdüler. O büyük bir nefret uyandırmıştı ve MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş olmuştu o zaman. Şimdi Mansur Yavaş'a kaptırmayız diye değil mi? Öyle bir şey var. Evet. Sonra baraj %10'dan 7'ye çekildi. Bu son olay, yani Bursa'daki durum, o 70 binden fazla insanın cenazeye katılması, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden toptan istifalar, işte E-Devlet üzerinden istifalarla, ben %5'in de altına düştüğü kanaatindeyim MHP'nin. Böyle bir tepki ortaya konuldu diyorsunuz. Evet. Peki bir şey soracağım. Yani ne olursa olsun sonuçta bir insan hayatını kaybetmiş. MHP burada bir taziye mesajı yayınlayabilirdi. Niye ondan da imtina etti? Şimdi sus emri verildi. Yani Sinan Ateş'in sus emri verildi. Yani şeydir. Bu mafyada da öyledir. Omerta derler ya, yani sus evet. Konuşma. Sinan Ateş'in katledildiğini 8-10 dakika sonra MHP Genel Merkezi'nde duyuldu tabii ve hemen derhal bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacaksınız, yorum yapmayacaksınız, ikinci bir emre kadar diye bir talimat verildi her tarafa. Bu talimat aynı zamanda AKP'de de var. AKP'nin de yöneticileri WhatsApp gruplarından, bu MHP'nin kendi iç meselesidir. Bizim nasıl iç meseleyse, insan ölmüş ya. İç meselesidir. Dolayısıyla siz yorum, paylaşım yapmayacaksınız diye AKP'ye de teşkilatı böyle bir emir verildi. Tabii susmak, hani bizde Anadolu'da güzel bir özdeyiş vardı. Sükut ikrardan gelirdi. Yani susmak nereye kadar susacak? Yani şimdi bir MHP il yönetiminin kurulu üyesinin listeden adı çıkarılmasına rağmen bu gerçek ortada duruyor mu? Yarın öbür gün adı geçen üst yöneticilere, milletvekillerine kadar bu iş gittiğinde nereye kadar örtecekler üzerine? Yani şunu diyebilirler kolayına kaçmak için. Suçun şahsiliği ilkesinden dolayı eğer ne kadar üyemiz ise de işte ihraç ettik veya istifa etti veya kovduk, biz yani sütten çıkmış ak kaşığız, bizim yönetim olarak, tüzel kişilik olarak bununla bir ilgimiz yok, bu bireysel bir kavgadır diyebilirler. Ama onu dahi demediler ki benim aldığım bilgiler mesela bu genel sekreter 10 yıl yanında onun danışmanlığını yapmış. Yani İsmet Büyükataman'a MHP'de bir dönem milletvekilliği yapmış kişiler arıyorlar. Diyorlar ki ya İsmet ne oldu? Neden bu? Ağlıyor. Telefonda ağlıyor hüngür hüngür. Çok üzgün oldu. Fakat hiçbir şey söylemiyor. Gazeteci arkadaşlarımız aradılar Ankara'dan. Yani işte bu konuyla ilgili ne diyor? Herkesin yüzüne telefon kapatıyor yani. Konuşmuyor. Yani üzgünüm. Yani Allah rahmet eylesin cümlesini bile sarf edemedim. Çok enteresan yani, gerçekten. Ben yarını merak ediyorum. Yani grup toplantısı var. Devlet Bahçeli konuşacak. O konuşmada bu meseleye girecek mi, girmeyecek mi? Girmez. Girmezse de büyük haber
Girerse de büyük haber. Girmeden önce İnan Demirer vardı içeride. Onunla konuşurken de aynı şeyi söylemiştim. Yani, girmemek ne demek, nasıl olacak? Girseniz ne diyeceksin? Görmezden gelecek ama satır arasında da kendi teşkilatına bu konuda sıkı durun. Benim bir bildiğim var. İşte ben özellikle... Bu Mersin il başkanının söylediği gibi. Konuşmuyorum. Bak özellikle konuşmuyorum. Kimseyi de cenazesine gönder. Bana güvenin. Benim, sizin bilmediğiniz benim bildiklerim var. Yine o her zaman o işe sığınır. Onu yapacaktır. Onu yapacaktır. Yani ben orada böyle yarın mecliste herkes bekliyor ama herhangi bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Kulağın üstüne yatacaklar. Omerta. Roberta, peki. Çok teşekkür ediyorum. Umarım yani hak yerini bulacak burada da. Yavuz Selim Demirağ, çok teşekkürler katıldığınız, yorumladığınız için. Önemli çünkü bu mesele. Şimdi Selçuk Özdağ hatırlatmıştım. Yavuz Selim Demirağ da bir saldırıya uğramıştı. Ondan da biraz bahsetti. O saldırı sonrasında onun başına gelenler ve saldırganların tavrından. Selçuk Özdağ'da da benzer bir durum vardı. Şimdi suçu işleyen eğer cezasını çekmezse sorunun hangi noktaya doğru ilerleyeceğini gösteren önemli örneklerden birisi.